İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2018 yılı parlamento seçimlerine Aram Grigoryan, Armen Gevorkyan, Gevok Demircan ve Nerses Odemis'te adaylıklarını koydu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Azerbaycan Ermenistan'ın sınıra yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerine ateş etmeyi durdurmaya çağırdı. Trump, Amerika'nın Ermenistan Büyükelçisi olarak din, Tracy'yi atamak istiyor. Stanford, Putin-Erdoğan anlaşması İdlib'in güvenliğini ve istikrarını garanti edemeyebilir. Şam'ı itibarsızlaştırmak amacıyla Beyaz Belirliler tarafından sahnelendirilmiş kimyasal saldırı videosu internette yayınlandı. İran'da askeri geçit töreninde terörist bir eylem gerçekleşti. Ölü ve yaralılar var. Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler'de Suriye sorunu için buluşacak. Dikran Zitoksyan'ın resimleri İstanbul'daki Çağdaş Sanat Galerisi'nde. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2018 yılı parlamento seçimlerine Aram Grigoryan, Armen Gevorkyan, Gevork Demircan ve Nerses Odamis de adaylıklarını koydu. Aram Grigoryan, 1990 yılında Batı Ermenistan'da doğdu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşıdır. Batı Ermenistan parlamentosu seçimlerine toplum içinde ulusal haklar konusunda farkındalığı yaymak ve halkın seçimine hizmet etmek için adaylığını koymuştur. Armen Gevorkyan, 1981 yılında uygulamalı matematik okulunu bitirdi. Politeknik Enstitüsü'nün elektrik mühendisliği bölümünde eğitimini tamamladı. Askerlik görevini N birliğinde komutan olarak yaptı. Ermenistan Cumhuriyeti hükümetine bağlı devlet mülkünün idari departman şefinin danışmanı görevinde bulundu. 1991 yılında Yerevan Şehir Meclisi üyeliğine seçildi. Karabağ Arsak Kurtuluş Mücadelesi'ne katıldı. Savunma Bakanlığı tarafından Zoravarantranik madalyasıyla ödüllendirilmiştir. Gevor Demirciyan 1965 yılında Şam'da dünyaya geldi. Eğitimini Zavaryan Koleji'nde aldı. İş için Lübnan'da yaşadı ve daha sonra tekrar Suriye'ye taşındı. Gençlik yıllarından beri ulusal hakların savunulması amacıyla çeşitli vatanseverlik faaliyetleri içinde bulundu. Ulusal sorunların çözümü sürecinde daha verimli olabilmek için Batı Ermenistan Parlamentosu'na katılma arzusu taşımaktadır. Nerses Odemis 2000 yılında Marsilya'da doğdu. Köken olarak Cizrelidirler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşıdır parlamento seçimlerine adaylığını toplum içinde ulusal haklar konusunda farkındalığı yaymak ve halkın seçimine hizmet etmek için koymuştur. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekili adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Genel Sekreteri Azerbaycan'ı Ermenistan'ın sınır bölgelerindeki yerleşim birimlerine ateş etmeyi durdurmaya çağırdı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Genel Sekreteri Yuri Haçadurov, Ermeni-Azeri sınırındaki durumla ilgili yorumda bulundu. Haçadurov, son zamanlardaki Ermeni-Azeri devlet sınırının bombalanmasıyla ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınıra yakın yerleşim birimleri boyunca ve sivil binalara ateş açılması olayları nedeniyle ki insan kayıplarına sebep olmuştur, bundan derin kaygı duymaktayız. Militarist retoriğin yeni bir gerilme yol açtığına ve Agitmis grubunun çabalarını ihlal ettiğine inanıyoruz. Ermenistan'ın bu yılın 21 Eylül'ünde gerçekleşen Daimi Konsey oturumunda Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün Daimi ve Tam Yetkili Temsilcisine ilettiği bilgileri dikkate alarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi devletin güvendiğine yönelik tehlikeyi önlemek için örgüt olarak sorumluluk bölgesindeki ateşleri ve gerginliği sona erdirmeye çalıştık dedi. Beyaz Saray basın servisinin bildirdiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ermenistan'a yeni bir ABD büyükelçisi atamayı planlıyor. Ermenistan'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi olarak Trump, Lynn Tracy'nin adaylığını desteklemektedir. Trump, bir kariyer diplomatı olan Lynn Tracy'yi aday gösterdi ve şu anda ABD Dışişleri Bakanı'nın kıdemli danışmanlık görevini yürütüyor. Kariyerli bir diplomat olan Lin, şu anda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya İşleri Kıdemli Danışmanı görevini yürütmektedir. Tracy'nin bundan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova, Aşkabat ve Astana'da büyükelçi yardımcılığı görevlerinde bulunduğu bilinmektedir. Bundan başka o, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Orta Asya İşleri ile ilgili birinci yardımcısı görevini yürütmüş ve akıcı bir şekilde Rusça bilmektedir. Bununla birlikte atamanın halen Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından onaylanması beklenmektedir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Büyükelçisi'nin Richard Mears olduğunu hatırlatalım. Stratford adlı Amerikan Analitik Araştırma Kuruluşu'nun araştırmacıları, Soçi'de gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Suriye'nin İdlib şehrinin durumunu çözmeyi amaçlayan antlaşmanın bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlayamayacağına inanıyor. Makalede İdlib'deki silahlı cihatçıların silahsızlandırılmasının kolay olmayacağı ve kuruluşun elindeki verilere göre Şam ve Tahran'ın Putin-Erdoğan anlaşmasından o kadar da memnun değiller. Makalenin yazarları Türk-Rus antlaşmasını zayıflatmak için Suriyeli yetkililerin İran'ın yardımıyla provokasyonlara başvurabileceğini göz ardı etmiyorlar sana ajansının belirttiğine göre Suriye'nin İdlib kentinde beyaz bereliler tarafından sahnelendirilmiş kimyasal saldırıyla ilgili bir video internet üzerinden yayınlandı. Yayında bu faaliyetlerin Suriye yetkililerin kimyasal silah kullandığıyla suçlayıp böylece resmi şamı itibarsızlaştırmak için gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Buna karşılık asılsız suçlamalar Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından Suriye'ye karşı askeri saldırı için bir gerekçe olarak hizmet edebilir. Kayıtta açıkça tutarsızlıklar olduğu unutulmamalıdır. Bazı insanlar birkaç rollerde birden görülmektedir. Örneğin kimyasal saldırı kurbanı bir kişi başka bir yerde yardım eden doktor rolündedir. Anlaşılmaz bir şekilde diğer ayrıntılar değişmektedir. Şu anda videoya ulaşmak mümkün değil. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye hükümetini itibarsızlaştırmak için İdlib'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili provokasyonların hazırlanmakta olduğunu pek çok kereler dikkat çekmişti. İran'ın güneybatısındaki Ahvas kentinde düzenlenen askeri geçit törenine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı al Ahvaziye örgütü üstlendi. İran Devlet Televizyonu geçit törenindeki askerlere ve locada oturan üst düzey askeri yetkililere silahlı bir grup tarafından ateş açıldığını duyurdu. Yarı resmi haber ajansı Taslim saldırıda en az 8 askerin öldüğünü, İran resmi ajansı İrna ise saldırıda 20 kişinin yaralandığını duyurdu. 10 dakika boyunca süren saldırıyı 4 kişinin gerçekleştirdiği, ikisinin öldürüldüğü, diğer 2 kişinin ise arandığı belirtildi. İran 1980-1988 yılları arasında Irak'la yapılan savaşın başlangıç haftasını Kutsal Savunma Haftası olarak kutluyor ve bu etkinlikler kapsamında pek çok şehirde askeri törenler düzenleniyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi Mütabakatı'nın ardından ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini belirterek, bu konuyla görüşmek üzere Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla New York'ta üçlü toplantı yapacaklarını bildirdi. Çavuşoğlu, çarşamba gününden bu yana Ankara'da bu teknik çalışmalar yürütüldü ve bugünkü toplantıdan sonra bir mutabakata vardık. Bundan sonra yapılması gereken bu mutabakat zaptı çerçevesinde diğer adımların atılması ve ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır. Bu konuda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile New York'ta üçlü bir şekilde bir araya geleceğiz. Anayasa Komisyonu'nun oluşturulması ve siyasi çözüm konusunda sadece üç ülke olarak değil, herkesin desteği şarttır. Bir taraftan terörün her türlüsüyle mücadele ederken diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış ve siyasi çözüm için çabalarımızı birlikte sürdürmemiz gerekiyor, dedi. Nevyoklu Ermeni ressam Tigran Stoksyan'ın çalışmaları İstanbul Modern Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Ressam konuyla ilgili bilgiyi kendi Instagram sayfasından duyurdu. Zitoxia'nın belirttiğine göre sergi 20 Eylül'de başlamış ve 23 Eylül'e kadar devam edecek. Zitoxia'nın eserleri İstanbul'da ilk kez Kasım 2016 tarihinde sergilenmişti. Hiper gerçekçi kadın portreleri yaratmasıyla tanınan ressamın Yerevan doğumlu olduğunu belirtelim. Resim çizmeye 5 yaşında başladı. İlk kişisel sergisini yaklaşık 102 yağlı boya resmiyle tanınmış Ermeni sanat uzmanı Henrik İgitya'nın önerisiyle 10 yaşındayken açtı. Onun resimleri ayrıca İspanya, Rusya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sergilendi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun Halk Dansları topluluğundan savaş konulu halk oyununu sunuyoruz. Yayın tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.